Bir şey içmek ister misiniz? Hayır. Çantalarımız aşağıda. Tamam, boşaltırım ben. Mutluluğunuz yüzünüze yansıyormuş ha? Gerçekten hemen duş almam lazım. Kötü hissediyorum. Adnan. Efendim canım. Bihter neredesin? Genç çiftimizle spora gitmiştik, şimdi geldik eve. Öyle mi? İyi. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ne yapıyorsun diye aradım, öylesine. Duşa girecektim tam. Tamam, kapatıyorum o zaman. Aa, bir dakika. Çetin Özder geldi mi? Geldi, evet. Annemle ilgili konuştu mu hiç? Yok, nezaket ziyareti işte. Neden sordun? Firdevs Hanım'la yemeğe çıkacaklarmış akşam. Sorma, bizimki belli etmemeye çalışıyor ama pırpır uçuşuyor. Biz de akşam dışarı çıkalım mı baş başa? Aa, Behlül bu akşam hep birlikte kulüpteki tango partisine gidelim diyordu. Ben mi? Ne diyorsun? Yer ayırtmış bile. Gidelim diyorum ya. Olur, gideriz. Konuşuruz sonra. Yine haberleşiriz. Tamam canım. Görüşürüz canım. Öpüyorum. Ben de. Tam. Nereden çıktı şimdi tango gecesi? Seninle dans etmek istiyorum. Sana sarılıp müziğin ritmine bırakmak istiyorum kendimi. Yapma. Biri görecek. Nihal de geldi. Ne oldu? Hiç. Yukarı gelmeni bekliyordum. Firdevs Hanım'ın akşam giyeceği kıyafeti kararlaştırdık. Sizin bu dayanışmanıza bayılıyorum. Duyan da anneni gerçekten kıskanıyorsun zannedecek. Hiç kimseye karşı öyle bir duygum yok. Ben yukarı çıkıyorum. Ben de. Hadi doğru banyoya, marş. Nihal, akşam bizim kulübe gidiyoruz. Nereden çıktı? Özel tango gecesi varmış bu akşam. Ne işimiz var bizim tango gecesinde? Baban hep birlikte olalım istedi. Tünele bara gidecektik, hani konser vardı. Bardaki konser 12'den önce başlamaz. Hep birlikte yemek yeriz, sonra gidersiniz. Vallahi olur bence. Belki biz de geliriz sizinle. Olur. Behlül, sen kulüpte yerimizi ayırt, sonrasını konuşuruz nasılsa. Ay, çok yorulmuşum, şimdi anlıyorum. Matmazel yukarıda mı? Yok, Beşir taburcu oluyor, onu çıkarmaya gitti hastaneye. Beşir eve mi geliyor? Çiftliğe gidecekmiş, Arsen Hanım'ın yanına. Deniz Hanım öyle söyledi bana. Babam da öyle söylemişti. Sen de yarın çiftliğe gidersin artık. Gitmesem daha iyi olur. Bence de. Tamam, burada da bir şey kalmamış. O zaman gidebiliriz. Hadi bakalım Beşir. Dışarıda üşümez değil mi böyle? Kalın üstündekiler. Ah, Nihal arıyor. Alo? Alo, matmazel. Beşir bugün hastaneden çıkıyormuş. Hatta şu anda çıkıyoruz birlikte. Nasıl durumu? Çok iyi. İyi olmasa doktorlar çıkmasına izin vermezdi, değil mi? Çiftliğe mi gidiyorsunuz şimdi? Sait Bey ile Cemile götürecekler çiftliğe. Ben eve döneceğim. Rica edebilir miyim Beşir'i? Bir sesini duyayım. Tabii. Seni istiyor. Alo. Alo.
Gözün aydın, çıkıyorsun ha? Evet. Çok sevindim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çiftlikte bir güzel dinlen, toparla kendini, tamam mı? Tamam. Ben arada görmeye gelirim seni. Hadi çok öpüyorum seni, görüşürüz. Bu arada tebrik ederim. Behlül Bey'le nişanlanmışsınız. Teşekkür ederim. Çok mutlu olursunuz inşallah. Sağ ol. Hadi hoşça kal, kendine iyi bak. Hoşça kal. Siz çiftliğe gelmiyor musunuz? Çok isterdim ama işlerim var. Sonra gelirim ama seni görmeye. Benim için yorulmayın oraya kadar. Olur mu? Merak ederim ben seni. Özlerim. Sağ olun Deniz Hanım. Her şey için teşekkür ederim size. Herkese. Adnan Bey'e de söylersiniz teşekkür ettiğimi. Söylerim. O arar zaten seni. Konuşursunuz. Hadi bin artık, üşüme. Dur Yazmet'im. Sağ ol. Yavaş, dikkat et. Abartma, tamam. Ben öne geçeyim, rahat etsen. Hoşçakalın. Güle güle. Arsene Hanım'a da çok selam. Baş üstüne. Dikkatli gidin. Merak etmeyin efendim. Rahat mısın? Evet. İyi. Ya sen de dönseydin keşke Deniz Hanım'la. Herkes benim yüzümden yoruluyor. Huzursuz oluyorum. Senin için gelmiyorum ben bir kere. Arsene Hanım'a yardım edeceğim. O çağırdı diye geliyorum.